İletişim tamamen bir anlamlandırma sanatı. Biz iki kişi arasında bir kavga olduğunda gözlemci olarak neden bu kavga oldu, ne olsa bu kavga olmazdı diye düşünmek yerine kim haklı tartışmasına gireriz. Bu yaklaşım yapıcı değil aslında. Her iletişim kazasında az ya da çok tarafların etkisi vardır. Ama biz duygusal düşünüp hemen saflara ayrılırız. Dün Oscar töreninde oyuncu Will Smith'in komedyen sunucu Chris Rock'ı sahnede tokatlaması üzerine görüşlerinize başvurdu. Çok az kişi duygusal şiddete karşı fiziksel şiddet olayı diye tarafsızca olayı ortaya koyarken çoğunluk ya oh eline sağlık ya da şiddetin her türlüsünü kınıyorum yaklaşımında bulunmuş. Hatta Will Smith'i alkışlayanlar olayı kişiselleştirip diğer yorum yazanları ikna etmeye bile çalışmış. Ben tokadı savunanlara sunucu acaba kadın olsaydı fikriniz değişir miydi diye sordum. Bu sorumda cinsiyetçi bulunmuş. Şimdi her şeye oradan yanıt vermek pek pratik olmadığından tek tek yazı yazmak, bu videoyu çekiyorum yanıt olarak. Hayır, sorum cinsiyetçi değildi, tam aksine. Siz yorumunuzu yaparken cinsiyetçi davrandınız mı acaba diye bir düşünme davetiydi. Ben şiddeti kadın erkek diye ayırmam. Acaba siz ayırıyor musunuz diye merak etmiştim. Eğer yanıtınız sunucu kadın olsaydı fark etmez idiyse sizi onaylamasam da tutarlı bulurum. Yani eşlerin birbirini savunmasını mı yoksa bunu bir erkeğin yapmasını mı mazur görüyorsunuz onu merak etmiştim. Şimdi gelelim olayın diğer yönlerine. Chris Rock izleyicilerden Will Smith'in eşinin dazlak kafası üzerine bir espri yapıyor. Kadın saç kıran olduğu için yazık kazıtmış başını. Komedyen de bir kadın komando filmine göndermede bulunuyor. Espriyi bunun üzerine kuruyor. Bu espri üzerine hem kadın hem de Will Smith dikkat ederseniz önce gülüyorlar. Birkaç saniye içinde Smith sahneye çıkıp komedyeni tokatlıyor. İnsanlar hala bunun bir Oscar şakası olduğunu zannedip gülüyorlar. Ta ki Will Smith oturduğu yerden karımın adını o lanet ağzına alma diyene kadar. Oscar geleneğinde pek çok kurgu vardır ama bunların kurgu olduğu açıktır. Oysa bu tokat bu yılki tüm ödülleri resmen gölgede bıraktı. Vatandaşımız da oh eline sağlık, sağlıkla dalga geçen ya da işte eşimle dalga geçen tokadı hak eder yorumunu sık sık yaptı. Hatta tokadı onaylamayanlar erkekten sayılmadı. Şimdi kültürel kodlar diye bir şey var ve bu adı üzerinde o kültürü bağlar. Yani yorumunuz bizim topraklar için geçerli olsa da o coğrafya ya da o camia için ters olabilir. Bizim kültürel kodumuz nasıl çalışır? Adım adım gidelim. 1. Sağlıkla ilgili şaka yapılmaz, ben de katılıyorum. Şimdi hemen bunu inceleyelim. Lütfen izlemediyseniz Netflix'te Amerikan stand-up gösterilerini biraz izleyin. Bizim stand-upçıların ne kadar masum kaldığını göreceksiniz, ne kadar naif kaldığını. Tabii midenizin kaldırdığı kadar. Arada çok zekice espriler olsa da bu ulusun kültürü tabuları kıran esprilere yoğunlaşıyor. Yani komedyen sahnede seyircisinin annesine dair bir fantazi esprisi yapabiliyor ki bizim kültürde bunun sonu namus cinayetidir. Hadi onu geçtim. Komedyenler bırakın saç kıranla dalga geçmeyi, intiharla hatta bebek ölümleriyle bile dalga geçebiliyorlar, dehşete düşersiniz. Anthony Jeselnik diye bir adam var, uzmanlık alanı ölü bebekler. Kendi kiliseleriyle ilgili öyle espriler yapıyorlar ki o dinden olmasanız da siz de çıldırırsınız. Yani bu komedyenlerden biri olan Chris Rock'ın bu saç kıran esprisi açıkçası o kültürde öyle adam dövülecek kadar saldırgan bir espri sayılmıyor. Biz öyle düşünmesek de. Hatta Will Smith ve eşinin ilk anda gülmesi de buna delalet. Gelelim ikinci konumuza. İkinci kültürel kodumuza, erkek eşini korur. Bu da bize ait bir kültürel kod. Aynı düşünce yapısı içinde bizim sadakat de vardı, değil mi? Oysa Smith'lerin evliliğini incelerseniz birbirlerini sevseler de başkalarıyla yattıklarını ve bu konuyu aldatmadan da görmediklerini anlayacaksınız. Yani burada bizim klasik ya benimsin ya kara toprağın tarzı aşırı sahiplenmeci bir davranış tarzı yok. Peki Smith neden bu kadar sinirlendi? Bu kez de oyuncunun yapısına ve tokatladığı kişiyle ilişkisine dönüp bakacağız. Durum bizim gördüğümüz kadar basit ve masumane değil. Smith'in annesi eşinin şiddetini yaşamış ve küçük Will daha sonra o zamanki korkaklığını bir daha yaşamamaya yemin etmiş. Yani travmatik bir geçmişi var. Bir şiddet mağduru. Yani şiddet gösteren bir babanın
Daha sonra şiddete başvurup işi çözdüğünü düşünen bir oğlu Will. Hatta geçmişine bakarsanız ona muhabir şakası yapan Ukraynalı bir şarkıcıyı tokatladığı videoyu da görürsünüz. Yani bizim Will kızınca tokatlıyor. Sadece eşiyle ilgili bir konu değil. Egemenlik alanının ihlal edildiğini görünce Will basıyor tokadı. Son olarak bir de komedyen Chris Rock'la ilişkisine bakalım tam olacak. Bu Chris'in ilk Oscar sunumu değil. Daha önce Will Smith başarılı bir filmiyle aday gösterildiğinde Oscar'ı alamamıştı. Eşi de Oscar ödüllerine gelmeyerek gösteriyi protesto ettiğini söylemişti. Chris Rock bu durumla dalga geçmiş. Zaten buradan Smith ailesinin gözünde bir çizik yemiş. Daha sonra Twitter'da Chris Rock, Will Smith'in eşiyle açık ilişki yaşamasıyla da dalga geçmiş. Bu da sabıkasını derinleştirmiş. Yani Will Smith'in Oscar gecesinde basit bir şakaya tepki vermiş olmadığını görüyoruz. Bu daha çok yettin artık lan bizim aileyle uğraşma tokadı. İletişim sanatında hiçbir olay tek düzlemde ve önceki olaylardan bağımsız gerçekleşmez. Hiçbir zaman bir kavga sadece tek bir sebeple gerçekleşmez. Öncesini bakmak ve incelemek lazım. Kamuoyuna saygıyla duyurmuş.